Elimizde odak uzaklığı f1 olan ince bir mercek olduğunu ve bunu odak uzaklığı f2 olan diğer ince bir mercekle birleştirdiğimizi varsayalım. Temas halindeki bu iki mercek büyük etkin bir mercek olarak düşünülebilir. Peki bu etkin merceğin odak uzaklığı ne olur ve f1 ve f2 değerleriyle nasıl ilişkilendirilebilir? Asal eksenimizi çizelim. Elimizde oldukça ince mercekler bulunduğundan kalınlıklarını göz ardı edebiliriz. Böylece optik merkezlerin aynı noktada bulunduğunu kabul etmiş oluruz. Etkin merceğin odak uzaklığını bulmak için her zaman yaptığımız gibi paralel ışık ışınları çizip nerede odaklandıklarına bakalım. Buraya ışınlar çizip nerede odaklandıklarını bulursak bu nokta bize etkin odak noktasını, bu uzaklık da bize etkin odak uzaklığını gösterir. Şimdi iki paralel ışık ışını çizelim. Asal eksendeki bu noktaya bakarsanız optik merkezden geçerek devam ettiğini ve sapmaya uğramadığını görebilirsiniz. Bu ışınsa biri burada, diğeri ise şu bölgede olmak üzere iki kez kırılır. Işık ışını çizdiğimiz bu tarz problemlerde ilk olarak ikinci merceği göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani sadece tek bir merceğimiz olduğunu düşünüyoruz. Peki ikinci merceğin yokluğunda bu ışın nereye gider? Işın asal eksenimize paralel olduğundan odak noktasından geçmesi gerekiyor. Işık ışınları da bu noktada odaklanır. Yani görüntü bu noktada oluşur. Ancak burada ikinci merceği hesaba katmadık. İkinci merceği de dahil edersek ışın daha da kırılır. Bunu birazdan çizeceğiz. Burada önemli olan bu nokta yani ilk mercek sayesinde oluşan görüntü ikinci mercek için cisim oluyor. Bunun gibi birden çok görüntü veya kırılmanın bulunduğu problemlerde hep ilk aşamadaki görüntüyü daha sonraki aşamadaki cisim olarak alırız. Yani buradaki nokta ikinci merceğimizin cismi olacak. Bunu yazalım. Bu nokta ikinci merceğin cismi olacak. Peki bu ışın nereye gider? Bunun için sadece ikinci merceğe odaklanalım. Yani ikinci merceğe gelen ışınlara odaklanalım. Gelen ışınlara dikkatlice bakarsanız bunların da şu noktada birleştiğini görürsünüz. Hatta merceğimiz bu ışını daha da toplar ve kırar. Gelen ışınlar paralel olsaydı bu noktada birleşirlerdi. Ama gelen ışınların kendisi zaten bir noktada birleştiğinden merceğin daha da yakınında birleşecekler. Görebiliyor musunuz? Son görüntüde işte buradaki bir noktada oluşur. Resmin tamamına bakarsak paralel ışık ışınlarının bu noktada odaklandığını görürüz. Buna etkin merceğin bakış açısından bakarsak şu noktanın paralel ışık ışınlarının odaklandığı yer olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası etkin odak noktası olur. Burası da etkin odak uzaklığı olur. Bu uzaklığın ne kadar olduğunu bulalım mı? İki merceği geri getirelim. Bu uzaklığı nasıl bulabiliriz? İkinci merceğe bir kez daha bakalım. Daha öncesinde bu noktanın ikinci mercek için cisim olduğunu belirttik. Çünkü bu merceğe giden ışınlar burada birleşiyordu. Kırmadan sonra ışınlar şurada birleşiyor ve ikinci merceğimiz için görüntü oluşuyor. Evet, ikinci mercek için görüntü burası. Ayrıca ikinci merceğin odak uzaklığı olan f2 değerini de biliyoruz. Yani bu 3 değeri de biliyoruz. Bu sayede mercek formülünü uygulayarak bu üçünü birleştirebiliriz. Burada videoyu durdurup mercek formülüne bakarak bu üç değeri birbirine bağlayabilir misiniz? Bir deneyin. Mercek formülüne göre 1 bölü odak uzaklığı eşittir 1 bölü görüntü uzaklığı eksi 1 bölü u'dur. Bunu ikinci merceğe uygulayalım. İkinci merceğin odak uzaklığı f2. Yani 1 bölü f2 eşittir 1 bölü görüntü uzaklığı yazacağız. Görüntü bu olduğuna göre görüntü uzaklığı aslında etkin odak uzaklığı. 1 bölü etkin odak uzaklığı eksi 1 bölü cisim uzaklığı. Cisim uzaklığı ise şurası yani ilk merceğin odak uzaklığı. O da hatırlarsanız F1'di. Böylece değerleri birbirine bağlamış olduk. Bunun ne olduğunu bulmamız için yapmamız gereken tek şey her iki tarafa da 1 bölü F1 eklemek. O zaman 1 bölü f etkin eşittir. Her iki tarafa da eklediğimiz için 1 bölü f1 artı 1 bölü f2 olacak. İşte bulduk. İşte etkin odak uzaklığı ve her bir merceğin tek tek odak uzaklıkları arasındaki bağlantı. Bu kısım oldukça ilginç. İki mercek yerine burada f3 odak uzaklığı olan üçüncü bir merceğimiz olsaydı ne olurdu? Aslında aynı şekilde devam edebiliriz. Bu noktayı üçüncü merceğin cismi olarak alırsak bu sefer yeni oluşan görüntü yeni etkin odak uzaklığı olur. Yine mercek formülünden yararlanabiliriz. İşlemleri yaparsak toplam etkin odak uzaklığını 1 bölü f1 artı 1 bölü f2 artı 1 bölü f3 olarak buluruz. Bunu kendi başınıza alıştırma olarak yapmanızı öneriyorum. Hatta bu işlemi daha da devam ettirebiliriz. 4 merceğimiz olsaydı 1 bölü f4 ile n sayıda merceğimiz olsaydı 1 bölü n ile devam edebilirdik. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Bu formülü uygularken yakınsak merceklerin odak uzaklığı pozitif kalır. Ancak ıraksak merceklerin odak uzaklığı negatif olur. Ayrıca gerçek hayatta en tane mercek için bu formülü aslında kullanamayız. Çünkü çok fazla mercek yerleştirirsek oluşan etkin mercek kalınlaşır ve hesaplamalarımız yanlış çıkar. Yani teoride bunu en tane mercek için kullanabiliriz. Ancak bu sadece ince mercek hesaplamaları için geçerli.